T24 takipçileri, izleyicileri merhaba. Sıcak bir gündemle karşı karşıyayız. Pek çok tartışma konusu ve başlığı var. Gazeteci, yazar Levent Gültekin konuğum. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi teşekkürler hep birlikte. Hemen gündemdeki herkesin zihnini meşgul eden meseleleri konuşmaya başlayalım. Öncelikle herhalde bugün gündemini kaset meselesi desek yeridir. Şimdi İsmail Küçükkaya işte geçtiğimiz pazar akşamı gerçekleşen İmamoğlu Yıldırım karşılıklı tartışması diyemeyeceğim çünkü pek bir şey tartışamadı. Yoktu zaten tartışma. Karşılıklı konuşması, daha doğrusu yan yana konuşmasının karşılıklı da değil. Evet. Yan yana yapılan ve daha önce Türkiye'de yıllar evvel yapılan ve Batı'da örneklerimizi gördüğümüzden çok farklı bir adaylar yarışıyor formatıydı. İsmail Küçükkaya'nın bu görüşme öncesi bir otelde, Taksim'deki otelde İmamoğlu'yla buluşmuş olması AKP'ye bağlı basının gündeminde. Zaten ilk bir gazeteci, Nagihan Alçı böyle bir kasetin varlığından bir televizyon programında bahsetmişti. Yani işte kendisi öyle söylediği için biz de öyle adlandıralım. Takdiri de seyircinin olsun. Ve bu büyük bir kampanyaya dönüştü AK Parti cenahında. Şimdi bunun bir kaset boyutu var. Bu kaseti kim çekti var. Böyle bir gözlemle mi yapılıyor, takip mi oluyor? Bu bir sorun. Bunu kim servis etti ayrı bir sorun. Artı yani İsmail Küçükkaya kendisi diyor ki evet yani ben Binali Bey'i telefondan aradım, öbüründen şeyle görüştüm, yüzle görüştüm. Şimdi bu moderatör zaten AK Parti ile CHP ya da daha doğrusu Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı birlikte belirlemediler mi? Şimdi beraber belirlediler. Hatta hatırlıyorsanız programdan sonra İsmail Küçükkaya her iki adaya da nasıl beğendiniz mi sorusu yadırganmıştı. Bence çok doğru bir soruydu o. Çünkü iki adayın teyidini almak iyi bir şeydi orada. Yani tarafsız davrandın mı, bir sorun çıktı mı, memnun musunuz? Ya da şikayetiniz varsa şimdi söyleyin. Evet, şikayetiniz varsa şimdi söyleyin. Şimdi orada hem Binali Yıldırım hem de İmamoğlu teşekkür ettiler. Yok, gayet memnunuz, bir sorun yok. Şimdi Binali Yıldırım bunu dedikten sonra geriye dönmesinin bir anlamı yok. Velev ki buluşmuşlar. Buluşmaları programa yansıdı mı? Sana bir haksızlık yapıldı mı? Bir ters köşe ya da bir sıkıştırma... Doğru düzgün program olmadı, hani doğru düzgün konuşulamadı bile. Şimdi normal bir dönemde olmuş olsaydık bunlar tartışma konusu olmazdı. Fakat hem psikolojik olarak toplum hem ülke olarak epeyce uç noktaya kadar varmış durumdayız. Daha hassas davranılabilirdi. Gereksiz bir şey, gereksiz bir nasıl söyleyeyim rahat davranma var orada. Yani bunu hesaba katması lazımdı bence biraz İsmail'in. Ama dediğim gibi konuşacak bir konu değil. Yani... Şimdi buraya gelirken taksiciyle konuştum. Buraya geldiğim taksici söyledi. İnsanların kafasına enteresan. Diyor ki bana, Levent Bey diyor, İsmail Küçükkaya'yı devlet tehdit etmiş olabilir mi böyle bir tuzak kurmak için? Bu aslında muhalif bir seçmen. O diyor devlet tehdit etti diyor. O da büyük ihtimalle İmamoğlu'na böyle bir tuzak kurdu. Böyle şeyler olmaz. Bu çok normal bir şey. Gidersin adayla konuşursun nasıl yapalım diye. Keşke Binali Yıldırım'la da konuşmuş olsaydı. En fazla bunu söyleyebilir. Ya keşke iki taraflı. Ya da keşke hiçbiriyle konuşmana gerek yoktu. Ben ama zaten başından beri bu programın saçmalığı... Formatının saçmalığı olduğunu düşünüyorum. Şimdi şöyle bir konuşma programıydı. Efendim YSK karar konusunda siz ne diyorsunuz? Siz ne diyorsunuz? YSK bunun önceden verilmiş soru... Neyi konuşacaksınız? Ya zaten bence mutabakatla tartışma programı olmazdı. Ya ben mesela İmamoğlu'na burada şöyle bir eleştirim var. Yapıyorum o eleştirimi, birkaç yerde söyledim. O programı kabul etmemesi lazım. Bak programı demiyorum. Programa çıkarsın. Tabii ki tartışmaya çıkabilirsin. Ama bu iş koskoca iki tane partinin genel başkan yardımcıları bir araya gelecekler. Bir mutabakat metni düzenleyecekler. Şunu demesi lazımdı. Ya ne saçmalıyorsunuz? Burası şey mi yani? Buz Cumhuriyeti mi tartışma programını mutabakatla yapıyoruz? Şunlar sorulacak, şunlar sorulacak. Halbuki şunu demesi lazımdı İmamoğlu'nun. İstediğiniz kanalda çıkıyoruz, istediğiniz soruları soracaksınız. Ben de güvenim, sen de kendine güveniyorsan böyle çıkmamız lazım. Önceden konuşmamıza gerek yok, arkadan konuşmamıza gerek yok. Çünkü hatta bizim konuşmamıza gerek yok. Mümkünse bu işi yapacak kanal ve moderatör kimse, onlar kendi aralarında hazırlasınlar ve bizi davet etsinler, biz de gidelim. Ama tuhaf bir şey oldu. O ilk günden itibaren tuhaf bir hal aldı o program. İşte Uğur Dündar olsun, yok Uğur Dündar şeyden çekindi, linçten çekinip geri çekildi. Format yazılı, ya koca koca adamlar oturmuşlar bir A4 kağıda tartışma programının formatının ne olacağını yazmışlar ve imza atmışlar. Bu başlı başına bir felaketti. Sonrasında zaten bir şey olmadı. Ne İmamoğlu doğru düzgün bir
atak yapabildi. Ne Binali Yıldırım söyleyebileceği çok fazla bir şey yoktu. O programın tek bir getirisi vardı. Tek bir benim baktığım yerden tek bir getirisi var. O da Binali Yıldırım'a bir getirisi oldu. Normalleştirdi durumu, eşitledi. Ya en azından medeni konuşabildi. Hayır. Ben onu geçtim. Bak şimdi en azından medeni konuşma şeyini ben çok sakıncalı buluyorum. Ya biz Türkiye öyle bir ülke değiliz. Ne demek yani? Biz medeni konuştuk. Türkiye'de yıllarca... Tartışma programlarını kastettim. Tamam. Hayır şu an alıyorum. Daha iyisi vardı tartışma programı. Şimdi mevzi kaybetmiş olmak, geri gelmiş olmak ona iyidir diyemeyiz. Evet işte. Evet, çok doğru. Daha kötü. Yani şöyle düşünün. Onduk. 1'e düşmüşsünüz, 2'ye geldik diye bayram ediyoruz mesela. Halbuki bizim 10, şöyle dememiz lazım. Manyak mısın? 10'dan 2'ye düştük be. Daha iyi tartışma programları yapılıyordu, rakipler çıkıyordu, birbirleriyle konuşuyorlardı, atışıyorlardı. Yeri geliyordu, gerginleşiyordu, birbirine itiraz ediyorlardı. Burada o bile yok. A, sen şu soruya ne diyorsun? B, sen buna ne cevap veriyorsun? Gayet monoton, gayet sıkıntılı. Ben buna şey diyorum, iktidar sen biraz... Sen orada adayların işlendiğini söylüyorsun. Ben yani. Hayır, evet. Yani orada bir gasp var, seçim gaspi var, hukuksuzluk var, bir mağduriyet var. Bütün bunlar ortadan kaldıracak bir programdı o program. Normal, Türkiye'de demokrasi varmış, eşit şartlarda bir büyükşehir belediye başkanlığı seçimi yapılıyormuş. Rejim sorunu yokmuş, tek adam sorunu yokmuş, hukuk, demokrasi sorunu yokmuş, medya sorunu yokmuş. Tonlarca ülkede sorun yokmuş. Biz normal bir belediye başkanlığı seçimi yapıyormuşuz görüntüsü verdiği o program. Ben ondan rahatsızım. Onun dışında bir getirisi şeyi yok. Peki şimdi diyelim ki böyle bir ön görüşme yapıldı. İsmail Küçükkaya'nın belki burada bir gazeteci, politikacı arasındaki mesafeyi koruması konusunda bir sıkıntı çıkmış olabilir. Biraz hassas yani, davranması biraz lazım. Biraz daha hassas davranması. Gerçi kendisi şöyle bir açıklama yaptı. Ya orada kameralar, gazeteciler, herkes var. Gizli bir şeyim olsa gider Taksim'in ortasındaki en bilinen otelde mi görüşürüm dedi. Ama belki bu konularda daha dikkatli olmak gerekiyor. Ancak sonuçta bunun bir de öbür tarafı var. Yani bu görüntülerin varlığının ilk haberi canlı yayında bir programda oturan ve yorum yapan ve AK Parti ile artık iç içe geçmiş bir isme geliyor. O diyor ki yayın sırasında çok teyitli, çok sağlam yerden geliyor. Böyle bir yayın, böyle bir görüntü var diyor. Hemen Hürriyet'in, diğer gazetelerin internet sitelerinde bu görüntü çıkıyor. Ertesi gün de gazetelere manşet oluyor. Şimdi olayın bir de bu boyutu var. Yani buna ne diyeceğiz? Bu bildiğimiz nasıl siyaseti değil iktidar, mi? Seçimler şimdi çok küçük bir farkla kaybedildi. Hani 10.000'lik, 15.000'lik bir farkla. İktidar şunu biliyor, öbür taraftan oy alamayacağını biliyor artık. Yani muhalif kesimden biri niye vazgeçsin ki İmamoğlu'na daha önce oy vermiş? Hangi gerekçeyle, hangi mantıkla vazgeçecek? Vazgeçmeyecek. İktidarın temel stratejisi sandığa gitmemiş AK Parti seçmenini bloka hale getirip sandığa götürmek. Bunun için tırnak tabiri caizse meşhur sözümüz var, sinekten yağ çıkarmak diye. Şu anda iktidar sinekten yağ çıkarmaya, her şeyi olabildiğince kullanacak. Tamam, şimdi görüntülerin serbest edilmesi, otelin bu işi, ben bunu çok yadırgamıyorum. Tek adam rejimleri böyle olur. Hukukun olmadığı, kuralın olmadığı, kanunun olmadığı yerde tek adam ne istiyorsa olur. Otelden dağılırlar. Otelin sahibi grup sonradan sıkıntı olmasın, değil mi? Problem yaşanmasın diye vereceksin dendi. De vermiş. Tabii devlet gider alır, görüntüleri istiyoruz der, alırlar yani. Ama ben orada otele de çok kızmıyorum. Verememezlik yapamazsın teknik olarak. Ama normalde mahkeme kararı olması gerek. Mahkeme sen yok bizimle... Türkiye'de. Biz tam da bunu söylüyoruz. Türkiye'de hukuk yok. Tek adam rejimlerinde hukuk olmaz. Ya bunu laf olsun diye söylemiyorum. Tek adam rejimi mahkeme kararı ihtiyacı duysa o dakikada mahkeme kararı çıkarttırır. Bu çok zor değil ki. Açar bir telefon, talimat verir. Zaten HSYK'nın başı Adalet Bakanı. Adalet Bakanı zaten iktidar partisi. Cumhurbaşkanı zaten o partinin cumhurbaşkanı. Şimdi buradan baktığımızda parti devleti dediğimiz böyle bir şey. Parti devletinde bağımsız yargı olmaz. Bağımsız yargıç olmaz. Şunu istiyorum, vereceksin derler, verir. Hatta onu da acayip bir havaya sokarlar. Bu şey, beka meselesi devlet için çok önemlidir. Orada ne konuşulmuştur, İşte bilmem ne yaptılar diye alırlar otele. Ben o yüzden çok kızmıyorum. Bu sistemde işler böyle yürür. Değişmez bir kuraldır. Bu aslında iktidarın ne kadar çaresiz bir duruma düştüğünün de göstergesi. Bu kadar basit, bu kadar sıradan, bu kadar yani ortalama bir insanın çok dalgınlıkla yapabileceği bir hatayı alıp böyle büyük bir köpürtüp bir dev haline getirmesi, biraz önce söyleyeyim, sinekten yağ çıkarma çabası. Bir anlamda şöyle bir algı yaratmaya çalışıyorlar. AK Parti tabanına dönük. Bakın karşımızda büyük bir, bize karşı kurulmuş bir birlik var, komplo var. Bizi bilmem şöyle köşeye, tamam arkadaş, sıkıştırmadı köşeye. Programı da söyledin, ben memnunum dedim, tarafsız davrandım dedi çıkarken. Yani İsmail Küçükkaya'nın çıkarken o şeyi, teyidi alması bence en akıllıca bir hareketti. Çünkü ben de biliyordum,
İsmail de biliyordu ve birçokları biliyordu ki bunlar bu şeyden sonra, programdan sonra o bir cümleden başka bir yorum alacak, bu cümleden başka bir yorum alacak, kendince bir linç başlatacaklar. Kaldı ki normalde böyle, yani demokratik bir ülkede böyle bir programın moderasyonunda İsmail'in kendini tamamıyla, İsmail'in ya da kim yapıyorsa moderasyonu tamamıyla bağımsız hissedip, örneğin kanıtlarıyla, belgeleriyle iki adaya da, ya sizin aklınızda bu iddia var, sizin aklınızda böyle bir belge var, sizinle ilgili aldığım raporlar böyle diyebilmesi lazım. Bunlar bile söylenmedi. Hiçbir şey olmadı. Şimdi İsmail de orada ve ben ona hak veriyorum. Yani belki biraz daha cesur olabilirdi. Toplumda şu anda psikolojik bir travma var. Ülkenin bütününde, bir tarafta değil. Herkes böyle birbirini boğacak pozisyonda. Şimdi o ister istemez insanın doğası gereği çekingen davranıyorsun. Tabii cesaret olmak, riski göze almak, ileri gitmek, yani o program o yüzden program değildi. Adaylara bir soru sorulmadı. Ya bir dakika arkadaş, sen şunu yaptın ama bak burada böyle demiştin, şurada şöyle diyorsun. Sizce bu çelişki ne anlama geliyor? Olmadı. Adayların birbirine bir dakika ya öyle diyorsun ama bu böyle diyecek bir yaklaşımı olmadı. Hem İsmail, bak dikkat et, hem İsmail, hem İmamoğlu, hem Yıldırım aman abi bir kaza çıkmadan şu işi atlatalım psikolojisindeydi. Aman bir gerginlik olmasın, aman bir terslik olmasın psikolojisine üçü de teslim olmuştu. Sadece biri değil. Ya İsmail de çok dikkatli bir şekilde ya şunu bir atlatsak hayırlısıyla pozisyonunda. İmamoğlu zaten abi gayet iyiyim, bari buradan ekstradan bir zararla çıkmayayım diye. İmamoğlu da ben olabildiğince şey yapayım pozisyonuydu. Ama bence yine bu kaset, yani birilerinin takip ediliyor olması, işte biz bunları daha önce gördük. Özel telefon konuşmaları, iddianameleri. Zaten ediliyor. Evet ama işte bunları tekrardan siyasetin gündemine neyle mücadele ediyoruz anda, biz? Hani söylendi bütün bu yani ahlaksızlık üzerine kurgulu siyaset biçim bitsin. Daha dün Cumhurbaşkanı çıktı, siyaseten ahlaklı olmak gerekir dedi. Biz şimdi gizli görüntü, gizli ya gizli olmasa da güvenlik kamerası görüntüsü bak, üzerinden şey siyaset konuşuyoruz. Siyasetçilerin ne dediğine değil, ne yaptığına bakmamız lazım. Evet. Hepsi için söylüyorum bunu. Yani sadece Cumhurbaşkanı için değil, siyasetçilerin ne dediği değil, ne yaptığıdır önemli olan. Bu bir. İki, Türkiye'de siyaset şu anda en berbat durumda olan bir yapı. Yani eğitim kötü ya, siyaset ondan çok daha kötü. Tarım kötü, soğan ithal ediyoruz ya, siyaset ondan çok daha kötü. Ekonomi kötü ya, mesela işsizlik, siyaset ondan çok daha kötü. Çok düşük bir seviyede gidiyor. Bu sadece bir iktidarın yürüttüğü bir şey değil. İktidar zaten öyledir. Sizin rakibiniz, sizin muhatabınız düşük profilde olursa sizin yüksekliğinizi koruma şansınız yok. Siyaset bütünüyle Türkiye'de çok sefil bir pozisyona düştü. Üslup kötü, seviye kötü, yaklaşım kötü, yalan, iftira, hakaret. Böyle bir kabile savaşı var, böyle tuhaf bir kabile savaşı var. O yüzden kasetler devreye giriyor, her türlü ahlaki, gayri ahlaki yöntem şeye giden, hedefe giden şey meşrudur diye her türlü şey kullanıyor. Bunu kabul edemeyiz. Bu aslında toplumu da zehirleyici. Ben bugün şöyle düşündüm. Yani bu ülkede delirmeden yaşamak başlı başına bir kazanç haline geliyor. Hakikaten söylüyorum. İşte sen de söylüyorsun. O zaman zaten hani iyi bir tartışma oldu. O kadar, madem o kadar tabandayız, iyi bir tartışma olunca da işte kötünün iyisi deyip seviniyoruz. Yani. Bir öyle bir şey var, evet. Şimdi buradan yola çıkarak biraz aslında bu tartış, yani o işte iki adayın yan yana gelip kotardıkları diyelim, kotarmaya çalıştıkları, senin de söylediğin gibi oturumdan sonraki duruma bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan sahalara indi ve bir dakika çekilin, bu işi ben halledeceğim der pozisyonunda. Binali Yıldırım yine gelip planda kaldı ama dün de bugün de stratejisini Mursi ve Sisi üzerinden kurmaya başladı. Dün Bekir Ağırdır da söyledi bunu. Mursi meselesini, yani Mursi'nin hayatını kaybetmesi ve bunun üzerinden sembolleştirdiği bir mesajı var seçmenlerine. Bakın ben ve Mursi, buna katılıyor musun? Bu dindar, muhafazakar, AK Parti seçmeni üzerinde etkili oluyor mu? İkincisi, bugün bir adım daha, bir fırt daha yukarı çıkardı çıtayı ya da bir tık daha yukarı çıkardı. Pazar günü Sisi'yi seçeceksiniz, Binali Yıldırım'ı mı gibi bir açıklama yaptı. Ne diyorsun? Şimdi şöyle, Cumhurbaşkanı daha da bir şey söyledi. Bence asıl vahim olan o. Sisi öldürüldü. Evet. Şimdi Türkiye'nin Cumhurbaşkanı pozisyondaki birinin bir delil olmadan böyle bir cümle etmesi anlaşılır gibi değil. Şu anda bütün dünya dönüp ciddi alıyorsa, ki alıyor, haber yapıyorlar bildiğim kadarıyla. Bütün dünyada şu anda o sözü haber oluyor. Bir dakika arkadaş, nereden biliyorsun öldürüldüğüne dair? Yorum yapıyor muhtemelen kendince. Şimdi Tayyip Bey'de bir Mursi şeyi olduğuna katılıyorum ben. Nedir o? Otoriter yönetimlerde, tek adam rejimlerinde tek adam
psikolojik bir travma yaşar genelde. Bunun en tarihsel örneği Macbeth'tir. Macbeth'in hayatı bütün tek adamlarda tezahür eder. Yani önce seçimi alır, sonra işlediği hataları kendisi bilir. O hatalar onun içerisinde yaptığı tırnak içinde suçlar. Kendi içerisinde farkında olduğu için psikolojik olarak onu tahrip etmeye başlar. Bir korku yaratır. Korktukça etrafına güvenmemeye başlar. Ve onun sonunun kötü olacağını düşünür. Macbeth'te de bu böyledir. Sonradan bütün tek adam rejimleri benzer olur. Şimdi Mursi ile kendini bir özdeşleştirme yapıyor Tayyip Bey. Doğal olarak bunu çok böyle yadırgamıyorum da iki türlü. Bir, Müslüman kardeşlerin bir şekilde devre dışı bırakılması Mursi üzerinden. Halbuki Mursi geldi. Mısır'daki darbeyi çaldı. Devrimi çaldı. Meydan diye bir belgesel var Netflix'te. İzlememiş olan izleyicilerimize tavsiye ederim. Şimdi orada genç solcu bir çocuk konuşuyor. Diyor ki biz mübareğe karşı solcular, sağcılar, İslamcılar, dindarlar, Hristiyanlar, Müslümanlar bir araya geldik diyor. Bir demokrasi cephesi kurduk. Fakat Mursi bizim o bir araya gelip kurduğumuz cepheyi aldı çaldı. Sonra gitti saçma sapan bir şeriat devleti kur, yani şeriatla yönetilen Müslüman kardeşlerin felsefesi oydu zaten, bir şey kurdu. Onun sonunda da biliyorsunuz darbe oldu falan filan. Darbeyi zaten kabul edilebilir bir şey bulmuyoruz. Ama Tayyip Bey'in ben Mursi şahsını, Mursi'ye yapılanın bir benzeri bana da yapılacak korkusunu taşıdığını düşünüyorum. O korkuyla çok fazla içselleştiriyor. Hatta hatırlıyorsan Hürriyet o zaman daha satılmamışken bir başlık atmıştı. %52 ile gelmişti Mursi'de. Halbuki katılan seçmen zaten %50 idi, onun %52'sini almıştı. %52 ile ilgili %52'nin sonu gibi bir anlama gelen bir başlık atmış da kıyamet kopmuştu. Ya, Tayyip Bey'i kastediyorsunuz diye. Tayyip Bey de %52 ile Cumhurbaşkanı olduğu için o editör o zaman Hürriyet'ten atılmıştı. Şimdi belli ki oraya dönük bir yumuşak karın var. Ama bu sadece Tayyip Bey'de değil. Bunun dizisi var. Tiran diye ben bir dizi izledim. 13 bölümlük. Hayali bir Arap devleti. Başında bir tek adam var. Sabah akşam şeyi izliyor dizide. Kaddafi'nin öldürülüşünü deliriyor. Deliriyor, dönüyor kendi ülkesine, ona göre tedbir alacak politikalar geliştiriyor. Aldığı o tedbirler aslında kendi sonunu biraz daha oraya götürüyor. Yani korktukça, refleksif hareket ettikçe, aman o olmasın, ona da güvenmiyorum dedikçe sonunu biraz daha hazırlıyor. Şimdi AK Parti tabanında bunun bir karşılığı var mı? Bak bir şey söyleyeceğim. Şimdi AK Parti tabanını ikiye ayırmamız lazım. Bir tanesi, bir grubu, ben onun yüzde yani yarısına yakın olduğunu, %50 oy alıyorsa, %45 oy alıyorsa AK Parti, onun %25'inin dindarlık, muhafazakarlık üzerinden ve bu Mursi türü şeyler, mesajların karşılığı olduğu bir seçmen. Onlar zaten AK Parti'de. O yeni bir seçmeni koparıp getirecek durumda değil. Diğer bir seçmense %20-25'lik diyebileceğimiz, onlar biraz daha tırnak içinde millilik, ülke bütünlüğü, icraatlar, ya şu anda en iyi yapan bu diyebilecek bir seçmen. Onlar üzerinde de şöyle bir etkisi olabilir. Ulusalcıların da çok bunu tekrarladığı ve devam ettirdiği bir politika var. Ser korkusudur diyorum ben buna. Cumhuriyete sinmiş ser korkusu. Aman Batılılar gelecekler bizi yıkacaklar. Şimdi orada da ya bu Batılılar Mısır'ı şöyle yaptılar, Suriye'yi şöyle yaptılar, Irak'ı şöyle yaptılar, Libya'yı böyle yaptılar, sıra bize de gelecek, Tayyip Erdoğan üzerinden bize de yapacaklar diye bir korku var. Belki orada bir korkuyu harekete geçirebilir ama ben onun çok ciddi bir rakam olduğunu zannetmiyorum. Yani artık bloklaştı. Ya o 45 orada 45, burada diyelim 47 ise 47, o bloklaştı. O Mursi yeni oy getirir mi? Belki şöyle söyleyeyim, sandığa gitmeyecek oya acaba yani... Şimdi nereden biliyorum? Şöyle bir örnek vereyim. Bir okurumdan dinlemiştim. Annesi KHK ile işten atılmış. Annesi. Ama hala AK Parti'ye oy veriyormuş. Nasıl dedim? Niye? KHK ile işten atıldığı halde. Annem demiş ki, kızına demiş. Eğer Tayyip Erdoğan düşerse bunlar burayı Suriye yapacaklar ve biz hepimiz göçmen olacağız. O yüzden lanet olsun, ben işimi kaybettim ama şu anda bari Türkiye'yi koruyalım diye oy veriyorum demiş. Şimdi bu refleks bir şekilde yer ediyor toplumda. Bir korku. İşte İran'ın şu anda devreye sokulmuş olması, uğraşıyor, Amerikan'ın İran'la uğraşması. Bütün bunlar devreye girdiğinde o milli damarı biraz daha kabartabilir ama ben Tayyip Bey'in beklediği sonucu doğuracağını zannetmiyorum Mursi kampanyasının. Yani çünkü şimdi mesela demokratik bir seçim yapılıyor. Diyelim yani. Onu bir ekle yani. Demokrasi böyle gözlerim açıldı faldaşı gibi. Hayır yani sonuçta hani ortada bir sandık var. Demokrasi gereği iki başkan adayı var. Gerçi Saadet Partisi'nin adayı da var. Üç aday var. Ama iki aday arasında diyebiliriz bu yarış. İyi kötü Türkiye'nin demokratikte bir tecrübesi var. Ve
bu yola giderken dünden beri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çıkan sözler gerçekten çok çarpıcı. Seni o koltuğa oturtturmam diyor. Bir kere orada şöyle bir psikolojik kırılma yok mu? Seni sandıktan çıkamayacaksın ya da sandıktan bu oyu alamayacaksın demiyor. Oturtturmam diyor. Sanki Cumhurbaşkanı Erdoğan pazar günü artık seçileceğine kanaat getirmiş ve ondan sonrasında nasıl stratejiler güdeceğinin planlarını yapıyor gibi. Bu da birazcık psikolojiyi yansıtmıyor mu? Ben Tayyip Bey'in sizin kadar böyle bu seçilmiştir o yüzden şöyle bir cümle diyeyim değil. O anlık refleksini direkt boşaltıyor. Kontrol yok. Peki öyleyse o zaman bu da çok ciddi bir sorun değil mi? Seni başkan yaptırtmam diyor aslında. Şimdi sorun eğer burası demokrasi olsaydı, hukuk devleti olsaydı çok ciddi bir sorundu. Burası demokrasi değil, hukuk devleti değil. O yüzden kendi içinde sorun olmaktan çıkıyor. Çünkü biz neyle mücadele ettiğimizi görmemiz gerekiyor. Yani o tek adam rejimi dediğimiz böyle bir şey. Ben onun çok aynı şeyi Mansur Bey için de söyledi hatırlıyorsanız Tayyip Bey. Mansur için de demişti, Mansur Bey için de işte böyle bu tip o hakkında dolaşılan davayla ilgili söylüyorum. Hem Mansur Yavaş çok ağır bir bedel öder hem de Ankara oturamaz. Böyle adam, benim baş şehrimi, başkentimi böyle bir adam yönetemez diye. Şimdi bütün bunlar oturmuş bir hesap yapılarak söylenmiş cümleler değil. Birazcık o anlık bir şey. Ama dediğimiz gibi normal bir ülke olsaydı korkunç bir cümle olurdu. Normal bir demokrasi olsaydı, hukuk olsaydı biz normalde afallardık. Ne diyorsun arkadaş sen ya? Ne demek? O zaman niye yapıyorsun seçim derdik? Şimdi iyi tamam nasıl olsa kontrolden çıkmış başka bir şey yapıyoruz. Oradan zaten yani bütün bu olumsuzluklardan bir şey çıkarmaya çalıştığımız için ben çok üzerine düşmüyorum. Ama şunu biliyoruz. Peki şimdi şöyle yorumlar oldu. Ben de böyle şaşkın bir vaziyette izliyordum. Sen de görmüşsün medyada. İşte Tayyip Erdoğan seçimin sonucunu yenilgiyi kabul etti. O yüzden artık ortaya çıkmıyor. Bu bari Binali'yi kaybeden Binali olsun algısı yaratmaya çalışıyor. Tayyip Erdoğan böyle bir adam değil. Tayyip Erdoğan İstanbul'u kaybetmenin kendisine neye mal olacağını görecek kadar tecrübeli bir siyasetçi. Tayyip Erdoğan İstanbul'u kaybettikten sonra otoriter anlamda Türkiye'yi yönetme şansının kalmayacağını, kolay kolay topluma söz geçiremeyeceğini, muhalefeti kontrol altında tutamayacağını, o dağınıklığın, o AK Parti'nin çözülmesini engelleyemeyeceğini, o çözülme sonucunda kontrolü kaybedeceğini ve nihayetinde belki de bir erken seçime gideceğini Tayyip Bey biliyor. Bunu bildiği için olabildiğince elinden gelen her şeyi yapacaktır. Ben o yüzden seçim akşamı için tedirginim mesela. Sandıkta saydık, oylar çıktıdan çok daha öte. Ya önceden bir tedbirini alacak, bir şeyler yapabilecek. Hiçbir şey yapamayabilir, böyle bir karamsarlıkta yaymak istemem. Yani her yol almıştır. Her şeyi deneyebilir, hiçbir yolda bulamayabilir, teslim etmek zorunda da kalabilir. Ama şu anda olabildiğince geliyor. Tayyip Bey şunu yapmaz, Binali kaybetsin ben de geride durayım. Hiç fark etmez. İstanbul gittikten sonra Binali kaybetmiş, Hatay ve Erdoğan kaybetmiş. Farkı yok yani. Peki şimdi artık son dönemi bir kere... Yani şu Sisi meselesi gerçekten çok rahatsız edici bir şey. Çünkü bugün baktığımız zaman dün Selahattin Demirtaş'ın açıklamaları önemliydi. Bugün İyi Parti demokrasi çadırlarında, Meral Akşener İstanbul ilçelerinde, çeşitli yerlerindeki demokrasi çadırlarını geziyor. Sonuçta İyi Parti, HDP, CHP ve onlara destek veren bütün bileşenler demek... Çok ciddi bir kitle demek yani. Türkiye'deki İstanbul'daki seçmenlerin çok önemli bir kısmını oluşturuyor. Şimdi bütün bu insanlara darbeci Sisi demek. Daha önce daha ağırlarını söyledi. Zillet İttifakı dedi hatırlıyorsan. Evet dedi ama daha yani. Daha ağırlarını söyledi. Tayyip Bey dediğim gibi ne yazık ki siyasi anlamda kontrolü kaybetti. Dahasını söyleyeyim belki daha önce de bu cümleyi kullandım biraz ağır gelebilir. Türkiye'yi gözden çıkarmış bir siyaset anlayışı var Türkiye'de. Şu anda kendisinin beka sorunuyla uğraşıyor mu diyebiliriz? Yani Tayyip Bey'in kişisel beka sorunu Türkiye'nin bütün yararlarının önünde duruyor. Gerçekten Türkiye'yi, bak S-400 krizi var, Akdeniz'de derin bir krizle karşı karşıyayız. Bu Kıbrıs üzerinden bütün Avrupa, bütün Amerika karşında. S-400'ün getirebileceği tahribatı hiç kimse konuşmuyor ama ben çok olağanüstü tedirgin oluyorum. Amerika'nın yaptırımları söz konusu. Yaptırımlar konuşuluyor mesela. Orası işsizlik, ekonomik sıkıntılar, faizin durumu ortada. Bütün bunlar ortadayken toplumu bir de... Şimdi toplum öyle bir hale gelmiş ki böyle bir kıvılcımla patlayacak. O kıvılcımı kimin çaktığı önemli değil. Allah muhafaza diyelim ki Türkiye'nin gerçekten kötülüğünü isteyen bir odak vardır. Bunu şeye çevirebilir, çakar. Şimdi birazcık Türkiye'yi düşünen birinin sözüne dikkat etmesi lazım, davranışına dikkat etmesi lazım. Yani İstanbul'u almak Türkiye'yi bütünüyle gözden çıkarmayı gerektirecek bir durum yok. Ama ne yazık ki Tayyip Bey kendini öyle bir duruma soktu ki İstanbul giderse
kendi de gideceğini bir şekilde, yani uzun vade, yarın akşamdan sabaha olabilecek bir şey değil. Bunu gördüğü için Türkiye'yi düşünebilecek durumda değil şu anda. Türkiye'nin yararı nerede? Hangi cümlede? Toplumu bölüyor muyum? Filana darbeci diyorum. Tayyip Bey muhtemelen şöyle düşünüyor. Her şeyi söyleyeyim, bu seçimi alayım, ertesi gün kalkar düzeltirim, unuttururum. Biz dostuz, kardeşiz derim. Sisi de unuturlar. Çünkü ben yıllarca böyle seçim aldı. Terörist dedi, vatan haini dedi, kokteyl terör dedi, aklınıza gelebilecek her şeyi kullandı. Şimdi de Mursi'yi kullanarak biraz da, mesela bunu çok Bekir Ağırdır söylemiş senin programında, çok stratejik olarak yapmıyor diye Mursi'yi, değil mi? Ben de çok içselleştirdiğini, kendiyle Mursi'yi çok örtüştürdüğünü, Mursi'ye yapılanın bir benzerinin kendisine yapılmak istendiğini dünyada, o yüzden de o refleksif bir tepki veriyor. Bir anlamda Mursi'yi yıkanlar Sisi, Türkiye'de beni yıkanlarla Sisi, yani Sisi'nin aynı, aynı safa geldi. Oysa bambaşka dinamikler var. Oysa tabii ki yani, Türkiye şey Tayyip Erdoğan'dan ibaret değil. Tayyip evet. Erdoğan bugün var, yarın yok. Türkiye ilelebet kalacak. Başka partiler var. Başka partiler var. Toplumu istemeyebilir. İsterler seçilirsin, istemezler seçilmezsin. Ayrıca şu anda demokrasi bloğu, yani diye kendilerini adlandırıyorlar. İşte CHP'si, İYİ Partisi, ona destek veren HDP'si gibi. Onların da kendi içlerinde büyük ayrışmaları var. Şu anda sadece bir İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerine kilitlenilmiş durumda. Senin dediğini anlıyorum ya, demek istedim hani bu söylenenler de belki AK Parti tabanından ya da AK Parti seçmenlerinden de bizi, seni dinleyenler varsa şöyle bir imaj verilsin istemiyorum. Hani bak Tayyip Erdoğan da o zaman haklı, belki de bu Mursi meselesini ciddiye almamız gerek. O hani değil, ben, bu onun zihin dünyası. Ben zihin dünya şey. Söylüyorum. Evet. Tayyip Bey'i gerçekten birileri Mursi gibi yapacaksa, böyle bir projesi varsa Tayyip Bey'in böyle davranmaması lazım. Tam tersine toplumu birleştirmesi lazım, ayrıştırmaması lazım, kavgayı bitirmesi lazım. Hatta arkadaşlar gelin beraber ortak olalım, toplayalım demesi lazım. Peki çok kısa, süremiz daralıyor ama işte bir takım yazarlar da AK Parti'ye bağlı gazete ve televizyonlardaki yazarlar şunu yazmaya başladılar. İşte ah fabrika ayarlarına dönsek, işte AK Parti tekrardan 2003 ruhuna dönse. Çocukça. Niye? Çünkü ortada AK Parti yok. Bunu kavramıyorlar. AK Parti'nin fabrika ayarları diye bir şey, yani AK Parti kalmadı, bir tek adam var. Ben biliyorum parti içerisinde. Parti içerisinde gerçek düşüncesini söyleyemiyor insanlar. Tayyip Bey'e o öyle olmasın, böyle olsun diyemiyorlar. Ya şunu şöyle yapsak daha mı iyi olur diyemiyorlar. Tayyip Bey Türkiye'yi hemen hemen 3 kişiyle yönetiyor. Bir tarafta damat, öbür tarafta damadın. Ben bunu 3 yıl önce söyledim, damadın kardeşi. O yüzden orada bir parti yok. Fabrika ayarlarına dönebilecek durumu yok. Bu insanın doğası gibidir. Doğar, büyür, ölür. AK Parti doğdu, büyüdü, öldü. Kendini yenileyemedi. Yeni söz, toplumsal değişime ayak uyduramadı. Dünyadaki teknolojik değişime ayak uyduramadı. Saçma sapan bir dindarlık üzerinden, tırnak içinde İslamcılık, ortaokul düzeyi İslamcılığa teslim oldu. O dindarlıkla ülkeyi bir yere götüreceğini zannediyordu. Duvara toslattı. Şimdi oradan dönemiyor. O yüzden fabrika ayarları diye bir şey yok. AK Parti'nin yeniden dönmek topluma umut olma şansı sıfır. Bugün olmazsa yani. Peki son olarak Tayyip Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve AK Parti'yi çok konuştuk ama şimdi Ekrem İmamoğlu bir açıklama yapmış. Bu bize de gelen haberlerden bir tanesi. Tabii herkes röportaj yapmak istiyor. İşte son sözleri duymak istiyor, yayınlamak istiyor. TRT yayını, dün akşam katıldığı TRT yayını son yayın ve pazara kadar bir daha hiçbir yayına çıkmayacağım, röportaj vermeyeceğim demiş. Son anda bir yol kazası olmasın, aman ha falan, herkes bunu söylüyor ya. Şimdi bir tarafta tekrar alanlara çıkan bir cumhurbaşkanı görüyoruz. İşte açtığı yerleri tekrar açıyor, tekrar açılmış yerlerde tekrar konuşmalar yapıyor ve konuşmayacak olan bir İmamoğlu var. Doğru strateji mi? Son dönemece girerken ne konuda sen hassassın? Yol kazası olur mu olmaz mı? Nasıl görüyorsun? Son olarak belki yani son değerlendirme. Bence doğru bir strateji. Hatta geç kalınmış bir strateji. İmamoğlu gereksiz bir şekilde çok fazla televizyona çıktı. Şimdi zaten ulaşabiliyorsun, zaten konuşabiliyorsun. Tamam, hiç çıkmasın demiyorum. Çıksın. Cumhurbaşkanının şu anda konuşması, İmamoğlu'na oy vermiş seçmeni dönüştürebilecek bir konuşma yok orada. Öyle bir içerik de yok. İmamoğlu'nun yapması gereken toplumla olabildiğince, şimdi yaptığı gibi işte ilçeler bazında şeylere gidiyor, toplumla sıcak diyalog kuruyor, mesajlarını versin. Hata yapmamak dediğim gibi ne olabilir bilmiyorum ama bir hiç beklemediğimiz bir şey yapabilir, bir söz söyleyebilir, bir biraz mesela ben orada biraz şey bakıyorum. Aman etrafını şey yapalım, hata yapmasın diye. Hata yapmaktan korkmaması lazımdı. Yeter ki o hatayı tolere edebilecek bir, mesela diyelim ki
mesela orada krizin iyi yönetilmediğini düşünüyorum. Halbuki çıksaydı, çünkü İmamoğlu peygamber değil ki, insan birey, hepimiz hata yaparız, ben de yaparım, öfkeleniriz, duygumuz kabarır, kızarız, ağzımızdan sevmediğimiz bir hoşumuza gitmez. Şu anda daha bilmiyoruz. Mesela keşke Ordu Vadisi, Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ya, valimize tabii hukuk yollarına başvuracaktır. Keşke Ordu Vadisi gerçekten mahkemelere gitse, dolayısıyla o kasetlerin üstünde oynamamın var. Yani şöyle, ne diyemedim yine... meselesine gelmek istemiyorum. Ha. Şimdi uzun süre bir demedim cümlesi çıkmadı ağzından. O yüzden diyorum. Mesela şunu diyebilirdi. Demedim, bu büyük bir iftira. Buyur kardeşim, git mahkemeye geleyim. Git mahkemeye geleyim, bunu ispat edelim gibi net, berrak bir tavır takınmadı. Bir taraftan ya ben tepkimi koydum dedi. Bir taraftan dedim demedim oldu. Sonra seçim akşamı o programın olduğu gün yalanladı. Onun peşine yeni bir net bir video çıkardılar ortaya. Ya bir valiye öyle bir söz söylenebilir. İnsanız, ben de söyleyebilirim. Ben meşrudur, doğrudur demiyorum. İnsanı Tayyip Bey demedi mi? Tayyip Bey'in Türkiye'de yapmadığı, hakaret etmediği küfür yok ki. Ananı al gitten tut. Yahudi bilmem neyi ne kadar vatandaşa. Affedersin Ermeni'den, affedersin Alevi'ye kadar. Bir sürü muhtemeldir ki sonradan kendisinin de pişman olduğu sözler çıktı. İnsan doğası gereği çıkar. Ona iyi yönetmesi lazım. Ona benzer hatalar yapmazsa tahmin ediyorum bu saatten sonra dönüş olmaz. Bu saatten sonra herkes kararını vermiştir. Vereceğini vermiş, alacağını almıştır. Orada ne olup ne yapıldığı, arkadan işte sandığa gitmeyen seçmen bir şekilde bağlandı mı, konsolide edildi mi, onlara başka vaatler verildi mi, başka şeyler yapıldı mı, onu bilmiyoruz. Strateji doğru biliyorum. Daha mesela ben, kimse bunu sormuyor. Ben mesela çok soruyorum. TRT'ye niye çıkardılar İmamoğlu'nu? Tayyip Bey niye buna müsaade etti? Çünkü onun kontrolü. Biz size çıkarmadık. Ama belli ki memnun değiller. Çünkü Mahir Ünal açıklama yapmış. Bu TRT'deki programı yönetenler de soru sormayı beceremiyorlar diye. Ama ne, şimdi bunu göze almazlardı. Çok şey yani, çok fazla yani. Ya neye bağlıyorsun son olarak onu söyleyeyim. Şuna getiriyorum. Yani sanki böyle bir dünyaya bak arkadaş, gayet demokratik bir seçim yaptık görüntüsü verme hevesi var. Evet. Acaba diyorum, bizim tahmin etmediğimiz, morali bozmak istemem, bilmediğimiz bir bağlama oldu da seçimle ilgili. Hani sonucu bir şekilde, garanti olmaz da bir şekilde kendince bağladı. Acaba bak kardeşim, evet. TRT'de çıktı, NTV'de çıktı, bütün kanallara çıktı, istediği gibi demokratik bir propagandasını peki yaptı. Ama şu anda biz son dakika veriyoruz. Konuda araştırma açıkladı, son anketini açıkladı. İlk rakamlar geldi. İmamoğlu %54, Yıldırım %45. Konda'nın biliyorsun araştırmaları 10 puan. Çok yani hemen hemen sekmiyor. Hemen hemen demeyeyim, sekmiyor. Dolayısıyla ben ortada böyle bir çok yüksek fark olduğunu düşünüyorum. Yani belki bu kadar tutmayabilir. Aynen. Mutlaka fark tabii vardır. Tabii muhakkak yanılma payı var. Vardır. 10 ama puan çok büyük bir fark. Dün Bekir Ağırdır zaten bize %7, %8'lik bir fark beklediğini söylemişti. Ama burada 10 gözüküyor. Hadi bu 10 olmadı diyelim. 7-8. Dolayısıyla TRT konusu belki orada hep şöyle bir şey mi götürüldü? Şöyle bir beklentim vardı. Hani sadece zihin cimnastiği, fikir cimnastiği için söylüyorum. Ya TRT ortamında çok da fazla bakalım dağılır gider mi ya da açıklayamaz mı? Böyle bir ya risk almazlar bence. Çünkü niye alsın ki böyle bir risk? Çıkarmaz, olur biter. Ya da kendi seçmenine, ya biz sizin zannettiğiniz kadar da baskıcı bir rejim değiliz. Bakın böyle şeyler de yapıyoruz. Çünkü biz diyoruz ya, özellikle genç taban, AK Parti'nin genç tabanı bir kopuş yaşıyor. Neden bilmiyorum, bunlar da olabilir. Yani bu da olabilir, başka bir gerekçe olabilir. Ya öyle denildiği gibi biz otoriter değiliz, bakın. Da olabilir. Olabilir yani, birçok şey de olabilir ama artık şurada kaldı 3 gün zaten. Peki, 3 gün sonra. Son cümlelerini alayım. Son bir değerlenme. Değerlendirmeyi söylemek gerek, ne yapmalıyım? 23 Haziran'da sandığa gidiyoruz. Bu bir artık bir belediye seçimi değil. Türkiye çok tarihi bir dönümde. Sadece 23 Haziran demiyorum. S-400 başka şeyler bütün bir duvara toslama doğru gidiyoruz. İşte mesela bu Siverek'te olay olan şu katliam falan baktığımızda bir hukuk yok ülkede. Birçok tahribat var. İstanbul seçimleri İmamoğlu'nun kazanıp kazanmama meselesi değil. Toplumun biraz böyle bakması lazım. Ama benim en çok önemsediğim, bak şu anda hepimiz şey işte Bekir Ağrıdır'ın verdiği oranlara da baktık, kazandık gibi. Olur, tersi çıkabilir. Çıktığında aman umutsuzluk, aman bu iş bitti, aman ama hayır, biz demokrasi mücadelesi veriyoruz. Bu çok zor bir mücadeledir, çok uzun süreli bir mücadeledir. Dağılmadan, umutsuzluğa kapılmadan, belediye bugün gitmiş olsa da yarına yeni bir umutla, yeni bir, bütün bunları hesaba katmamız lazım. Çünkü benim en büyük korkum
%1 ihtimal bile olsa, yani %99 ihtimalle İmamoğlu kazanacak diyelim, %1 ihtimalle de Binali Yıldırım kazanacak. Yalnız Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan da ileriyi gören bir siyasetçi, Ekrem İmamoğlu'nun kaybettiği gün kendisini Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde zorlayacak bir blokla karşı. Yani bu Ekrem İmamoğlu mu olur, olmaz mı, ama büyük ihtimalle olur. Kendini çok, yani BHD'yi kazanmış olabilir ama Cumhurbaşkanlığında çığ gibi büyüyerek gelen bir... Yani orada bizim önemli olan, evet, bu seçimde gideceğiz demokrasiye. Dolayısıyla umutsuzluğunu destekliyorum, o manada söylüyorum. Yani belediye gitse erken seçim çok büyük ihtimal içinde. Her şey olabilir. Ve orada çığ gibi kazanacak olan, bir demokratik olacak. Önemli olan toplumdaki farkındalığın oluşması, önemli olan bizim konuşabiliriz, insanların konuşabilir hale gelmesi, önemli olan HDP ile CHP'nin, İYİ Parti'nin bir araya geliyor olması, biz onu mesela Erdoğan karşıtlığı değil, daha değerler üzerinden bir araya gelmeye zorlayacağız. Biraz daha orayı sıcaklaştıracağız. Evet, evet. Şimdi ne diyor Selahattin Demirtaş? İmamoğlu'nun söylemlerini desteklememiz lazım. İyi bir çünkü şey. Çünkü birlikte güzeliz. Evet. Onu biz biraz daha devam ettireceğiz. Belki diyelim ki küçük bir ihtimal de olsa bu belediyeyi almamak demek bunu kaybettik anlamına gelmez. Mücadele devam ediyor. Birliktelik bir taraftan, insanlar birbirini anlamaya çalışıyor. Bir demokrasi bloku oluşuyor. Demokrasi cephesi oluşuyor. O cepheyi kuvvetlendirecek, güçlendirecek. Evet. Ama aynı zamanda AK Partilileri de içine katabilecek, evet, bir üslup yaklaşımla beraber yeni bir Türkiye hayali kuracağız. Evet, çok teşekkürler Levent Tekin. T24'te kalmaya ve izlemeye devam edin lütfen.